karar olduğunu ve Türkiye açısından çok büyük başarı olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu anlaşma yapılmamış olsaydı, bu mutabakat sağlanmamış olsaydı Türkiye'nin gümrük birliğini sürdürme imkanı ortadan kalkardı kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz özellikle karar alma sürecinde Türkiye'nin olmaması, üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'yi bağlaması ve tek taraflı olarak Türkiye pazarının onların firmalarına açık hale gelmesi Türkiye ekonomisinin kaldıracağı büyük değildi. Bunu iyi anlattık. Yani bütün birimlerimiz başta Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere Avrupa Birliği yetkililerine uzun zamandan beri bu çalışma devam ediyordu. Yani mutlaka karar sürecine Türkiye'nin dahil edilmesi gerekiyordu. Ayrıca ancak ondan sonra Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'ye uygulanması mümkün olabilirdi. Bu Türkiye'nin AB sürecini de AB'ye tam üyelik sürecinde olumlu yönde etkileyecektir. Onu kamçılayacaktır. Gümrük Birliği anlaşmasında karar alma sürecinde Türkiye'nin olmaması ve tek taraflı olarak anlaşmalara uymak zorunda kalması yine orada bir güvensizlik unsuruydu. AB aleyhine Türkiye kamuoyu nezdinde. O da giderilmiş oldu. Dolayısıyla bundan sonra biz inanıyoruz ki AB'ye tam üyelik noktasında bir ivme kazandıracaktır. Ve karşılıklı iyi niyetli yaklaşımların bir ifadesi olması hasebiyle de önem arz etmektedir.